Tuğrul Bey'in misafiri. Abla, güvenlik var. Neresi lan burası? Vallahi çiftlik gibi bir yer. Sür sen bakayım. Ben konuşurum güvenlikle. Kim geldi diyelim efendim? Teksoy canım. Biz öndeki araçla birlikteyiz. Tuğrul Bey için mi geldiniz? Aha, evet. Buyurun efendim. İyi nöbetler. Biraz gidince farları kapat. İyice de uzakta kal. Dikkati çekmeyelim. Demek sepetçi çiftliği burası ha? Allah Allah. Gülizar'ın izini buldu Zahir. Yoksa beni otelde bırakıp gezdirmeye buralara gelemez. Büyük ihtimalle öyle oldu abla. Bana bak. Sen arabada kal. Ben ihtiyaç olursa ararım seni. Tamam mı? Arabayı da bir soteye çek. Pardon. Yolunuzu mu kaybettiniz? Kime bakmıştınız? Çiftlikten misiniz canım? Evet. Ben Gülizar'a bakmıştım da. Kapıdan da tarif ettiler ama kayboldum galiba. Ben Gülizar'ın yanına gidiyorum. Buyurun, bırakayım sizi. Yalnız ben sürpriz yapmak istiyorum da. Acaba görünmeden gidebilir miyiz? Tamam, şöyle yapalım. Evin arka tarafında bir giriş var. Ben sizi oradan gizlice sokarım. Nasıl? Süper. Arkadaşısınız galiba Gülizar'ın. Evet. Ben Gülizar'ın İzmir'den çok eski arkadaşıyım. Davet etti de gelip bir göreyim dedim. Siz de sanatçısınız o halde. Benim de Gülizar'a güzel haberlerim var. Onları götürmeye gidiyorum. Hayırdır? Sonunda büyük bir yapımcı Gülizar'ı keşfetti. Kartal Söz Productions, belki tanırsınız. Ya bayağı dev, büyük bir şirket işte. İşte şu Fettah engelini atlatırsak... Kız büyük patlayacak da bakalım. Fettah da mı burada? Aynen aynen. Onlar küçük bir koloni gibi takılıyorlar burada. Gülizar'ın çevresi yavaş yavaş gelmeye başladı zaten. Tabii kızın babadan miras yiyip milyoner olduğunu duyunca... haliyle gelmeye başlıyor insanlar. Aa, pardon ya. Sözüm meclisten dışarı. Beni sakın yanlış anlamayın. Yok canım. Sürpriz. Şerif. Dev sürpriz oldu. Baksanıza. Kıza inme indi. Nasıl ya? Nasıl buldun sen beni? Aç ulan kapıyı. Aç ulan, ecelin geldi. Aç. Ecel derken nasıl yani? Bırak o telefonu lan. Kimdir sen o telefonu? Aç ulan kapıyı. Aç ulan. Çekil lan ayağımın altından. Ne yapıyorsunuz ya? Efendim Gülizar? Alo, alo, bırak. Şerif, Şerif burada. Şerif gel. Gülizar, bağırmadan sakince söyle, anlamıyorum ne dediğini. Şerif burada, Şerif burada, geldi buraya. Ne? Şerif geldi, çabuk gel. Çabuk, çabuk. Bırak ulan beni. Açıl. Açıl, 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 açıl. Varma öyle hesabı ödemeden voltayı almak. Tamam, tamam. Sakin ol Şerif. Tamam, sakin. Tamam Şerif. Konuşabiliriz. Bak benim artık param var. Öderim hesabı. Gerçekten ben sana istediğini ödeyebilirim. Bak her yer güvenlik kamerası, başım belaya girer. Artık istediğin kadar para verin. Faiziyle öderim borcumu. Ben kimseye hiçbir şey söylemem. Unuturuz, her şey aramızda kalır. Benim içim soğur mu lan o parayla? Ant içtim ben, ant. Ne yapıyorsun be, manyak mısın? Bıraksana kızı. Şimdi görürsün. Ay, sana ne yaptım? Sen değil, anan yaptı. O Esma benim abimi ayarttı. Anam Hasan diye diye öldü. Hep o anan yüzünden. Benim annem hiçbir şey yapmadı. Benim annem sadece şarkı söylüyordu. Abi koş. Koş, kızı öldürecek manyak. Esma benim ailemi dağıttı lan. Parayla görünmez bu hesap. Gülizar. İzmir'deki her öküz. Vay 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 vay, esas oğlan da gelmiş. Elimden mi alacaksın lan kızı? Çok korktum. Tuğrul abi! Tuğrul abi! Ne oluyor lan? Gülizar'ın başı dertte. Ne oldu? Koş, öldürecek kızı manyak. Hadi koş. Ne oluyor lan? Sakin ol, indir şu silahı bak. Sonu kötü olacak. Neyin sonu lan? Ben geldim zaten sonuna. Lan ne oldu oğlum? Söylesene. Koş abi, koş. İndir şu silahı.
Birazdan herkes buraya doluşacak. Sen nereye kaçacaksın sanıyorsun? Cehennemin dibine. Murat yaklaşma, güvenliği arıyorum. Yaklaşma. Yaklaşma. Murat, bu... Bu ne yaptı biliyor musun biz İzmir'deyken? Bu geldi.